Nadir Bey bize Libya'dan başvurdu. Kendisi 2011 yılında geçirdiği büyük bir trafik kazası sonrasında sol kalçasında asetabulum kırığı diye tabir ettiğimiz kemiğinde büyük parçalı bir kırık meydana gelmiş. كان سرعتي ممكن 170 او 180 وخشيت يعني هربت مني السياره قاعده تدور بيا ودخلت في الحيط يعني درت حادثه تكسر لي الحوض متاعي بلد تونس درت عمليه على الحوض وركبوا لي بلاتين صار وجع كثير في منطقه الحوض لدرجه اني ما عادش نقدر نمشي على رجلي مملكتنده ameliyat olmuş. Bu kırıklar ciddi kırıklar olduğu için bazen ameliyat sonuçları başarılı olamayabiliyor. Elhamdülillah jetli Türkiye hani li mustashfa Medibol. Hastanemize başvurduğunda çektiğimiz radyografilerde kalçasında ileri derecede osteoartrit olduğunu, halk arasındaki ifadesiyle kalça kireçlenmesi gelişmiş, kalça ekleminin tamamen hasarlandığını gözlemledik. Ayrıca kısalık geliştiğini de gözlemledik. Zaman içerisinde kalça hareketleri kısıtlanmış, aktivitelerini yapmakta zorlanır hale gelmiş. Çömelip oturmak, araba sürmek kendisi için ciddi anlamda sıkıntılı olmaya başlamış. Son yıllarda da sürekli ağrı kesici kullanmak zorunda kalmış. أول ما تلاقيت بالدكتور إبراهيم يعني شاف الحالة متاعي وطمني قال لي بإذن الله يعني حالتك إن شاء الله حتتحسن ونحول لك يعني نستعصوا لك البلاتين القديم اللي كان في الرجل من 2000 من سنة 2011. Hastamıza total kalça protezi ameliyatı yapmaya karar verdik. تركيب الورك الصناعي وبما يسمى المفصل الصناعي في منطقة الحوض والحمد لله يعني جينا للمستشفى هذا وتلقينا أحسن أنواع العلاج بالإضافة إلى الممرضين والأطباء كانوا في مستوى رائع جدا. Bu ameliyat 2 saat sürmektedir. Ameliyat sonrasında hastalarımızın basmalarına, yürümelerine izin vermekteyiz. Birkaç ay süren rehabilitasyon süresi sonrasında hastalarımız ağrısız ve hareketli kalçalarına kavuşabilmektedirler. Yani tamam elhamdülillah. Velhamdülillah yani durna ameliyye ve tekellet bi najah ve Allahumma lekel hamd. Total kalça protezi ameliyatlarının ömrü modern teknolojik implantlarla 30 yıla ulaşmıştır. Bu hastaların takibi önemlidir. Hastalarımız radyografilerini bize göndermektedirler. Biz bu radyografileri değerlendirip gerekli tavsiyelerimizi kendilerine bildiriyoruz. Böylece hastaların kontroller için Türkiye'ye gelmelerine gerek kalmıyor. Medipol Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde bu ameliyatları başarıyla yapmaktayız. Dünyanın birçok ülkesinden gelen hastalara bu ameliyatları yapmanın keyfini ve kıvancını yaşıyoruz.